Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bugünkü mektubumuz çok zor bir hikaye. İçim acıdı gerçekten bu hikayeyi okuyunca. Üzüldüm. Mektubu gönderen adına değil, daha çok abisi adına üzüldüm. Çünkü bu bir itiraf mektubu. Yaptığı kötülüğü anlatmış, pişmanlığını anlatmış. Abisinin karısıyla birlikte olmuş, şeytana uymuş. Bundan sonra öyle bir şey yaşamış ki bizlere ders oluyor. İbretlik bir hayat, bu ahlaksızlıkların son bulması dileğiyle inşallah. Neyse, çok fazla detaya girmeyeyim, hikayeye geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Selamlar Yunus Bey. Benim adım Cemil. Mektuplarınızı ilgiyle dinliyor, insanların ibretlik hikayelerini bazen şaşkınlıkla seyrediyorum. İnsan hikayeleri küçüklüğümden beridir ilgimi çeker. Rahmetli dedem bize küçüklüğümüzde gerek kendi anıları olsun, gerekse civar köylerde olan yaşamları anlatırdı. Biz de kardeşlerimle beraber o hikayelerden feyiz alıp gelecekteki yaşamımıza ders alacağımızı düşünürdük. Bazen bir kahraman hikayesi anlatırdı dedem, bazen de bahara uçan uçsuz bucaksız nehirlerin su yolunu anlatırdı. Bazen de insanların ne derece yanlışlara girdiğinden bahsederdi. Dedem toprağı bol olsun, bizi çok fazla hikayelerle büyütmüştür. Ben ve ailem kırsal bir bölgede kendi halimizde çiftçilik yaparak yaşamımızı sürdürüyorduk. Toprağı ekip, üretim yapıp, tabiatın bize sunduklarını paraya çevirip, alın terimizle geçinip gidiyorduk. Tabi zaman geçti. Büyüyüp askerlik çağına geldik. Üç çocuklu bir ailenin ortanca üyesiyim ben. Abim benden önce askere gidip geldi. Abimle aramızda bir yaş, kız kardeşimle de aramızda iki yaş var. Abim askerden gelmeden önce sıra bana gelmişti. Ve ben de askerlik yoluna düşmüştüm. Haliyle uzun bir süre görüşmedik. Bizim aile bağlarımız çok kuvvetliydi. Dedem ben askerdeyken bir gün aniden kalp krizi geçirmiş ve hastaneye gitmeleri geciktiği için de vefat etmiş. Haber alınca çok üzülmüştüm. Askerdeki komutanımdan izin alıp cenaze için köye geldiğimde köyün her bir insanı dedem için ağıt yakıyor, gözyaşı döküyordu. Dedem, mekanı cennet olsun, çok saygıdeğer bir adamdı. Parası pul olduğu için değil, insanları sevip saygı gösterdiği, onlara dili vardığınca gücü yettiğince yol gösterdiği için saygı duyarlardı. Cenazede ailemle görüşüp dedemi defnettik. Sonrasında ben yine askere döndüm. Sayılı gün çabuk geçer derler. Askerliğim bitince köyüme geri döndüm. Bizi dedem gibi biri büyüttüğü için aile bağlarımız çok kuvvetlidir. Annem, babam, kardeşlerim hepimiz birbirimize çok düşkündük. Vücut yapım çok uygun olduğu için askerliğimi komando olarak yaptım. Özel bir birimin içinde yeteri seviyede eğitim aldıktan sonra sürekli olarak özel göreve çıkıyorduk. Böyle askerlik yapan insanlar bilirler. Yanınızda canınızı emanet ettiğiniz kardeşlerinizden ölen olunca insanın bir şeyleri eksik kalıyor. Bir parçanız kucağında can veren kardeşlerinizin ölü bedenlerinde kalıyor. Bir akşam abimle dertleşirken askerde yaşadığım bazı günleri anlattım. O da bana dönüp, kardeşim biraz olsun içini serinletecekse ben de sana bir şey söyleyeceğim dedi. Merakla söyleyeceği şeye kulak kesildim. Bizim şu yukarı köyü bilirsin dedi. Evet, biliyorum dedim. Orada bir kıza gönül verdim, o da bana gönül verdi dedi. Babamlara söyledim ama sana anca söyleme fırsatı buldum dedi. Abim adına çok sevinmiştim. Sarılıp abimi tebrik ettim. Yengemi ne zaman istemeye gidiyoruz diye sorduğumda babam senin gelmeni beklememiz gerektiğini söyledi. Dedem artık başımızda yok ama ailemizin hepsi bir olmalı dedi. Demiştim ya ailemizle birbirimize bağımız kuvvetli diye, gerçekten de öyleydi. Aradan birkaç gün geçti, hatırlamıyorum. Bir sabah kahvaltımızı yaparken babam, abime dönüp gelinin ailesiyle görüştüm. Münasip bir vakitte kahvelerini içmeye gideceğiz dedi. Abimin gözleri parlıyordu. Olur baba deyip ağzı kulaklarında kahvaltısını yapmaya devam ederken abim çekindiği için ben sormak istedim. Baba, ne zaman münasip vakit dedim. Babam müzik bir tavırla, bunu sorması gereken abin değil mi? Sen neden soruyorsun dedi. Abim utangaç bir tavırla hiç sesini çıkarmadı. Nedense abim böyle konularda çok utangaç oluyordu. Babam yine müzik bir tavırla, peki madem, hafta sonu hazırlığımızı yapalım da kızımızı istemeye gidelim dedi. Babam ve annem bize belli etmeden yenge dayımın ailesiyle görüşmüşler.
ve hafta sonuna ziyaretlerine geleceklerini söylemişler. Abimin şaşkın ve mutlulukla verdiği tepki görmeye değerdi. Bizim buralarda zaman çabuk geçiyor. Hafta sonu geldi çattı. Ve öğleden sonra toparlanıp yengemin evine doğru yola koyulduk. Büyük amcam da bizimle beraber ailemize babalık etmek için geldi. Yengemizin ailesi de kalabalıktı. Ve yengemi ilk defa kendi evinde görme fırsatım olmuştu. Abimin heyecanı her halinden belli oluyordu. Ve yengem de heyecan konusunda abimden aşağı değildi. Mutlulardı ve bunu hissedebiliyordum. Bu arada yengem gerçekten çok güzel bir kızdı. Velhasıl bizim isteme olayı gerçekleşti. Ve kızın ailesi de bizimkileri iyi tanıdığından ötürü zorluk veya sorun çıkarmadan gençler birbirini beğenmişler. Yuva kurmak onların da hakkı diye gönül rızasıyla abimin kızlarıyla evlenme teklifini kabul ettiler. Abim ve yengem olabildiğince mutlu görünüyorlardı. Ama bunu ailelerimizin yanında öyle coşkuyla gösteremiyorlardı haliyle. Bizim buralarda düğün yapmak için çok fazla zaman beklenmez. Bizde de öyle oldu. Ve çok geçmeden düğün hazırlıkları yapıldı. Örflerimize, adetlerimize göre köyün meydanında güzel bir düğün gerçekleştirdik. Halaylar çekildi, yöresel oyunlarımız oynandı. Ve bizim buralara özel damat kaçırma vakamızı da yaşadık. Herkes mutluydu ve gerçekten de çok güzel bir düğün olmuştu. Yengem bizimle beraber bizim evde kalacağı için o gece evi onlara bırakıp kimimiz komşuda, kimimiz amcamlarda kaldık. Ertesi sabah annem sağ olsun herkes uyuyorken bizim eve gidip abimlere kahvaltı hazırlamış. Böyle bir şey yapmasına abim adına çok sevinmiştim. Akşama doğru ailem evimize gitti. Onlardan birkaç saat sonra da ben gittim. Yengem bize akşam yemeği hazırlamıştı. Ve bu durum tüm ailemiz için gayet olumlu bir tepkiye neden oldu. Abime dönüp hem güzel hem de hamarat bir kadınla evlendin. Şanslı adamsın dedim. Gülüp eğlendik. Sonraları hayatımız normal seyrinde giderken, herkes işinde gücünde günlerine devam ederken bir gün eve erken gitmem gerekti. Evde sadece yengem vardı. Yengem gerçekten çoğu kadını kıskandıracak kadar güzeldi. Hava çok sıcak olduğu için yengem, sıcaklamışsındır, otur sana soğuk bir ayran vereyim dedi. Gayet masum bir teklif olduğu için kabul ettim. Ben salona geçtim. Minderlerin olduğu bir bölüm var ve orada oturmayı çok severim. Geçip oraya oturdum. Yengem az sonra mutfaktan elinde tepsi ve üzerinde büyük bir bardakla dolu bir ayran getirdi. Ben tam ayağa kalkacaktım ki kalma deyip eğilerek tepsinin üstündeki bir bardağı bana uzattı. Yalnız bana doğru bardağı uzatırken ben yerde olduğum için eğilmek zorunda kaldı. Ve giydiği kıyafetten ötürü göğüs bölgesi ister istemez açıldı. Ve benim de haliyle farkında olmadan dikkatimi çekti. Bir an gözlerimi yengemin iri göğüslerinden alamadım. Sonra ani bir toparlanmayla kendime gelip sağ ol yenge deyip ayranı bir dikişte içtim. Yengem hafifçe gülerek için yanmış dedi. Sorma yenge, çok sıcak, gerçekten içim yanmış dedim. Bir bardak daha ister misin diye sordu. Olur dedim. Yengem tekrar mutfağa gittiğinde kendimi kontrol etmek için var gücümle içimdeki erkeklik duygusuyla savaştım. Yengem tekrar yanıma geldi ve yine aynı hareketi yapıp içi ayran dolu bardağı bana uzattı. Bu sefer Allah affetsin, kasıtlı olarak yengemin göğüslerine baktım. Farkında olmuş olacak ki belini doğrulturken üstünü toparlamak adına bir hareket yaptı. Tekrar sağ ol yenge dedim. Ve yengem o an hafif bir cilve mi yaptı yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum ama biraz cilveli bir halde mutfağa doğru geri gitti. Kendi kendime deli deli olma kendine gel deyip apar topar ayağa kalkıp dış kapıya doğru yöneldim. Mutfağın önünden geçerken yengem gittiğimi gördü. Ve bu kadar erken mi gidiyorsun dedi. Evet yenge gideyim işlerimi toparlayayım dedim. Aç değil misin yemek hazırlayayım dedi. Yok yenge ayran iyi geldi deyip çıktım. Çıkarken yengemle göz göze geldik. Değişik bir halde, daha doğrusu benim hayatımda şimdiye kadar gördüğüm değişik bir bakış attı. Aman dedim kendi kendime, o senin yengen, sakın yanlış şeyler düşünme. Abine karşı sakın ayıp etme dedim. Abimi çok severdim ve onu özellikle böyle bir konudan ötürü üzmek istemezdim. Hem abimi üzmek istemem hem de aileme karşı rezil olmak istemezdim. Anneme yemek var mı diye sorduğumda, oğlum biliyorsun tüm gün tarladaydık, yengen hazırlamış bir şeyler dedi. Yengem de annemin lafını atlayıp ben hemen hazırlarım şimdi bir şeyler. Sen git elini yüzünü yıka dedi. Yengemde garip bir hal vardı anlayamıyordum. Neyse yemeğimi yedim. Babamlarla ikili işlerinden falan konuştuk. Yengemden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyordum. O gece öylece bitti. Ertesi günlerde mümkün olduğunca yengemden uzak durmaya çalıştım ama ayram ikram ettiği görüntüsü aklımdan çıkmıyordu.
Kendime o kadar çok kızmıştım ki neredeyse köyü terk edecektim. Sonraları yine günlük işlerle ilgilenirken bir sabah evdeki herkesle beraber tarladaki işlerimizi halletmek için evden çıktık. Tarlaya gittiğimizde herkes bir işin ucundan tutuyor, keyifle çalışıyorduk. Öğle sıcağı iyice vurduğunda hem yemek bulası hem de sıcaktan kaçmak için dinlenme kısmına geçtik. Bizim buralarda öğle yemeklerimiz öyle sıcak yemeklerden olmaz. Karpuz, peynir, üzüm, evde yaptığımız ekmeğimiz, Allah ne verdiyse bu tür bizi yormayan yiyecekler yeriz. Karpuzlar soğusun diye soframızı koyduğumuz yerin az ötesinde ağaçların arka kısmında kalan dağ suyunun aktığı kanala gittim. Bilenler bilir. Karpuzu böyle soğuk suyun içine atarsınız, çok geçmeden istediğiniz soğukluğa ulaşır ve ayrıca lezzetli olur. Ben suyun yanında uzanmış karpuzların soğumasını beklerken yengem elinde bir kavunla gelip bunu da suya atalım. Ben karpuz pek sevmem dedi. Tamam yenge, ben suya bırakayım sen ıslanma dedim. Yok yok, zaten çok sıcak. Ayaklarımı suya sokacağım, az serinlerim dedi. Peki deyip yengemin tam aksi istikametine doğru bakıp dinlenmeye devam etmeyi düşünüyordum ki yengem birden ufak bir çığlık attı. Bir şey oldu sanıp ona baktığımda ayağım kaldı, az kalsın düşüyordum deyip gülmeye başladı. Ve elini suya daldırıp üzerime su attı. Dur yenge, ne yapıyorsun dediğimde ne var canım, az eğlenelim, ayıp mı dedi. Yengemin sudaki hali kalbimin heyecanlatmasına sebep olmuştu. Yok, neden ayıp olsun dedim, sorun değil dedim. Sonra yine ellerini suya daldırıp boynunu ve ensesini ısladı. O kadar iştah kabartıcı görünüyordu ki şeytana uymamak için kendimi zor tutuyordum. Yenge, ben şu karpuzu alıp gideyim dedim ve suya girdim. Hemen gidiyor musun yoksa benden rahatsız mı oldun dedi. Yok, neden rahatsız olayım, babamlar bekler. Hem böyle baş başa ayıp olur dedim. Yanlış bir şey yapmıyoruz ki, neden ayıp olsun dedi ve biz abimin sesini duyduk. Sofra hazır, hadi nerede kaldınız diye bağırıyordu. Karpuzu alıp koşar adımlarla sofraya gittim. Yengem arkamdan ne düşünmüştü hiç bilmiyorum. Benim arkamdan bir süre sonra yengem de yanımıza geldi. Yine yengemden mümkün olduğunca gözlerimi kaçırıyordum. Tarladaki işlerimizi bitirip tüm yorgunluğumuzda evimize gittik. Köy yerlerinde böyle hummalı çalışmalar ve sıcağın vermiş olduğu yorgunlukta çok güzel uyuruz. En azından ben güzel uyuduğumu düşünüyorum. O gecede nasıl uyumuşum bilmiyordum. Sabah uyandığımda yengemin garip tavırları ve beni heyecanlandıran yakınlaşmaları aklıma geldi. Kalbim yine heyecanlatmaya başlamıştı. Ama abime karşı yanlış bir adım atmak istemiyordum. Düşüncelerimi engellemek için hemen yatağımdan kalktım ve bizde tuvalet banyo bir olduğu için banyoya girdim. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra dışarı çıkınca yengemle yine karşılaştık. Gülümseyip kısık sesle erken uyanmışsın dedi. Ben de nedense ona karşılık kısık sesle evet uykumu aldım dedim. Elimi yüzüme doğru atıp buran ıslak kalmış sileyim dedi. Elini tutup yine kısık sesle yenge ne yapıyorsun dur dedim. Bana biraz daha yaklaşıp çocuk olma anlamıyor musun seni istiyorum dedi. Utancımdan ve heyecanımdan bir şey demeden kaçar gibi odama geçtim. Yatağıma tekrar girip bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Abimle evleneli çok uzun zaman bile olmadı. Hiç utanmıyor mu? Hiç çekinmiyor mu diye kendi kendime düşünmeye başladım. Abime bu durumu söylesem olmazdı. Babamlara söylesem yine olmazdı. Bir yandan da ona karşı çekildiğimi içten içe hissediyordum. Gerçekten çok güzel bir kadındı. Ve içindeki dişiyi bana karşı sunmaktan da çekinmiyordu. Ayrıca biraz önce beni istediğini de söylemişti. Allah'ım sen beni yanlış yola sevk etme. Şeytana uydurma diye iç geçirdim. Evdeki herkes uyandıktan sonra erzağımızı, hazırlığımızı yapıp tarlaya gittik. Yengemle mümkün olduğunca yan yana gelmemeye çalışıyordum. Hatta konuşmamak için bile ondan olabildiğince uzak duruyordum. Onu tamamen babamın yanında ona yardım ederek günü geçirdim. Bizim buğday tarlalarımız harici meyve sebze ağaçlarımız da var. Sonraki günler meyveleri ve sebzeleri topladık. Her sene bu zamanlarda mahsullerimizi toplayıp kasabada satmaya gideriz. Normalde abimle babam giderdi ama bu sefer abi sen kal ben gideyim dedim. Ve babamla kasabaya gidip birkaç gün orada mahsullerimizi sattık. Eve tekrar geldiğimizde yengem neredeyse bana aç gözlerle bakıp hoş geldiniz dedi. Fırsatını bulsa beni bir köşeye sıkıştıracak gibi bir hali vardı. Çok geçmeden de bu gerçekleşti zaten. Boş zamanlarımda köpeğimle bizim buralardaki tepeleri gezmeyi, tarlaların olduğu bölgeleri dolaşmayı severdim. Yine böyle boş günümde tarlaları dolaşırken abimle yengemi su başında gördüm. Yanlarına uğrayıp biraz konuştuktan sonra abim, iyi ki sana rast geldik. Benim köye gidip traktörü almam lazım. Sen de yengeni eve götür dedi. Mecbur kabul ettim.
Abim hazırlanıp yola koyacakken yengem sızlanıp ayağıma kramp girdi. Geçsin de öyle yola çıkalım dedi. Abim de tamam deyip geç kalmayın dedi. İnsan kardeşiyle eşi için kötü şeyler düşünür mü hiç? Düşünmez elbette. Abim de bizim için yanlış bir şey düşünmediği için benim götürmem istedi yengem eve. Bunda zaten yanlış bir şey yoktu. Ama yengemin düşünceleri hiç doğru değildi. Abim yanımızdan ayrılınca yengem gel otur dedi. Yok yenge, ayağın düzelsin gidelim dedi. Gel gel, utanma dedi. Bir yanım olmaz oturma derken bir yanım da otur direnme diyordu. Yengem yine işveli işveli davranıp hadi gel dedi. Şeytan uyan yanım oturmamı söyledi ve oturdum. Yengem ayakkabısını çıkardı ve ayağını bana doğru uzatıp biraz ovalasan geçer sanki dedi. İçimdeki şeytan yengeme uyumaya karar verdi ve bana uzattığı ayağını ovalamaya başladım. Olduğumuz yerde bizi kolay kolay kimse göremezdi. Sonra yengem böyle olmadı çorabımı çıkarsana dedi. İtiraz etmeden yine dediğini yaptım. Ve o çorabını çıkarıp ayağını öyle ovalamaya başladım. Ben ayağını ovaladıkça yengem gevşiyor, rahatlama sesleri çıkarıyordu. Kalbim sanki yerinden çıkacak gibi hissediyordum. Sonra yengem diğer ayakkabısını ve çorabını çıkarıp bana uzattı. Ve bunu da biraz ovalasana dedi. Yine isteğini yapıp uzattığı ayağını da ovalamaya başladım. Yengem kendini iyice geriye doğru uzanır vaziyete getirdi. Ayağını ovalarken gözlerimiz birbiriyle kavuştu. Yengem olduğu durumun keyfini çıkarırken gözlerinin içiyle gülümsüyordu. Ayaklarımı beğendin mi dedi. Evet yenge, güzelmiş dedim. Bana yenge deme, ayaklarımı beğendin mi diye sorusunu tekrarladı. Daha bir erkeksi halimle evet beğendim dedim. Sonra birden doğrulup beğendim başka yerlerimde olabilir deyip elimi eliyle alıp kalbine doğru götürdü. Dur yenge ne yapıyorsun dediğim vakit bana yenge demedin mi dedi kızgın bir tavırla. Birden beni öpmeye başladı. O an kokusu, tadı o kadar iştahımı kabarttı ki ben de yengemle beraber şeytan oyup daha fazla dayanamadım. Abim ve ailem o an hafızamdan silindi ve sadece aldığım zevkin tadını çıkarmak istedim. Sonra yengem ayağa kalktı, ayakkabılarını ve çoraplarını yerden alıp az ötede daha kuytu olan ağaçların olduğu yere geçti. Yanıma gel dedi. Sanki büyülenmiştim. Yengem ne derse ona itaat ediyordum. Yanına gidip beni yönlendiren dişinin isteklerine boyun eğmeye devam ettim. Yengem gerçekten azgın bir kadındı. Ve cinsel konuda benim gibi tecrübesiz birini bile zevkten bulutlara çıkarttı. Yengemle o ağaçların dibinde üst üste birkaç defa seviştik. Kendime geldiğinde ne kadar zaman geçmişti bilmiyorum bile. Sonra hemen toparlanıp hadi gitmeliyiz bizi merak ederler dedim. Yengem tamam gidelim ama söyle bakalım beni beğendin mi dedi. Yengemi beğenmemek ne mümkündü ki? Ağzımdan evet hem de çok derken kendimden utanmıştım. Bundan sonra benden kaçma. Seni istiyorum ve sen de beni istiyorsun. Eğer benden kaçacak olursan abine beni taciz ettiğini, kuytularda sıkıştırdığını söylerim. Çok şaşırmıştım. Ne diyeceğimi bilemedim. Yengemin bu tehdidine sustum. O an nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Dedim ki, madem abimi sevmiyorsun, neden onunla evlendin? Abini tabii ki seviyorum ama bana eşi olarak yetemiyor dedi. Sürekli yorgun ve beni doyuramıyor. Hem sen ondan daha yakışıklısın. Ayıpsa ayıp. Cinsel açıdan zevk alıp doymak istiyorum dedi. Söylediği şeyler karşısında yaptığımız yasağın utancından daha çok şaşırmıştım. Yengem tam bir kadındı ve tehlikeli bir kadındı. Onun içindeki şeytanı söylediği şeylerden sonra daha da fark ettim. Yenge tam bir şeytansın. Bu bir daha olmayacak. Abime karşı bunu yapmamam lazımdı. Beni tehdit etme ve bir daha sakın bana böyle yaklaşma dedim. Vallahi sen bilirsin. İstediğimi vermezsen abine derdini sen anlatırsın dedi. Cevap vermeden toparlanıp yürümeye başladım. Ve yengemin gelmesini beklemedim bile. Arkamdan bağırıp beklesene beni geliyorum dedi. Sonra birden aklıma geldi. Onsuz gitsem bu sefer evdekiler nedenini sorup şüpheye düşebilirlerdi. Yavaşlayıp yanıma gelmesini bekledim ve beraber eve gittik. Yaptığımız zina yüzünden o kadar çok acımış hissettim ki eve girer girmez elimi yüzümü yıkayıp birkaç tabak yemek yedim. Arkasından banyoya girip gusül abdestimi alıp Allah'a beni affetmesi için dualar ettim. Yaptığımız şey çok yanlıştı ve bir daha olmasını istemiyordum. Gece yatağa girdiğimde insanoğlu işte çiğ süt emmişiz. Yengemle yaptığımız günah aklıma geldi. Aldığım zevk ve yengemin bana yaptığı kurlar, cilveler aklımdan çıkmaz haldeydi. Yengemi hayal ederken uyuyakalmışım.
Ertesi gün yengem abime daha çok sıcak davranıyor. Kocası olan adama karşı kadınlık görevini tamamen ve usulen abimi mutlu edecek şekilde davranıyordu. Tüm gün abimin bir dediğini iki etmedi. Kendini şüpheye düşürecek en ufak bir adımda bulunmadı. Kocasına sadık bir kadın havasını sonuna kadar verdi. Abime utanarak bakıyordum ve abim mutluydu. Evdeki herkes mutluydu aslında. Ve tüm bu olanların yanında ben yengemin büyüsüne kapılıp onunla yatmıştım. Kendimden çok utanıyordum. Ama bir yandan da yengemle baş başa kalmak için fırsat kolluyordum. Bu kadını, evimize giren abimin sevdiği kadını cinsel anlamda iştahla istiyordum. Aldığım zevk bana da yetmemişti ve bunu da utanarak kendime itiraf etmişti. Bir gün yine yengemle baş başa kalma fırsatımız oldu. Yanıma yaklaşıp beni hala istemiyor musun dedi. Allah affetsin. Onu çok istiyordum ve yabani hayvan gibi yengemin üzerine çullanıp seni çok istiyorum ve şimdi yine benim olacaksın deyip yengemle oracıkta birlikte olduk. Yengem bana bilmediğim, hayalini bile kurmadığım ne kadar zevk varsa yaşatıyordu. Yengemle olan zevk anılarımız bir sene kadar daha sürdü. Sonra en korktuğum şey başımıza geldi. Ve bir gün evin altındaki ahırda kimsenin olmadığını düşündüğümüz bir vakitte yengemle sevişirken annem ahıra girip bizi yakaladı. Annem bizi görür görmez beddualar edip lanet okumaya başladı. O kadar haklıydı ki yaptığımız şey tamamen yanlıştı. Ve biz bu yanlışa kendimizi çok fazla kaptırmıştık. Annem bize ettiği beddualar ve küfürler sonrası söylene söylene eve geçti. Arkasından ben de toparlanarak annemin yanına geçtim. Ne desem, ne söylesem bilemiyordum. Ama annemi bir şekilde yengemle olan sırrımızı saklaması için ikna etmeliydim. Aksi halde ikimiz için de iyi şeyler olmayacaktı. Anneme, şeytan uyduk. Yalvarırım abime babama gördüğün şeyi söyleme diye yalvardım. Yalvarışlarım ve ağlamamla birlikte annemi ikna ettim. Annem sinirinden ve üzüntüsünden sadece bana bağırıyor. Nasıl böyle bir şey yaparsınız diye öfkesini üzerime kusuyordu. Bir süre sonra annem sakinleşti. Abim bunu öğrenirse seni ve karısını öldürür. Bir daha yapmamak için yemin et ve Allah'tan af dile dedi. Bir daha yapmayacağına söz ver dedi. Benim içim zaten bu olayların başlamasından ötürü pişmanlıklarla doluydu. Ama nefsime bir türlü hakim olamamıştım. Annemin dediği gibi tövbe edip bir daha yengemle zina yapmayacağıma dair ant içtim. Sonra yengem de yanımıza geldi, o da yemin etti. Uzun bir süre yengemle herhangi bir münasebetimiz olmadı. Artık her şey eski haline dönmüştü ama annemin gözü hala bizim üzerimizdeydi. İçten içe bizim yine yanlış bir şey yapmamızdan korkuyordu ve yengemi de mümkün olduğunca yakınında tutuyordu. Annemin yengeme karşı eski cana yakınlığı yoktu. Ona ağır işler buyuruyor, enerjisini çalışarak atması için bir nevi yengemi cezalandırıyordu. Sonra nasıl olduysa bir gün ben tarlada tek başıma çalışırken yengem çıka geldi. Ne işin var burada? Yan yana görünmemeliyiz dedim. Ama yengem çılgın bir kadındı. Annem çok yorgun. Öyle şekerlemesi yapıyor. Ne zaman uyanır bilmiyorum. Bu yüzden yanına geldim dedi. Yapma bak, yemin ettik bu olaya devam etmemeliyiz desem de beni dinlemedi. Yanacaksam seninle yanayım deyip tüm dişiliğini üzerime saldı. Erkek nefsi işte. Bir yerden sonra insan kendisini kontrol edemiyor. Ben de yengeme itaat eder gibi davranıp onunla birlikte oldum. Tam işimiz bitti, toparlanıp gidecekken abimin sesini duydum. Şerefsizler diye bağırıyordu uzaktan. Yanımıza koşarak geliyordu. Geldiğinde tüm hırsıyla bana bir yumruk attı. Ben yere düşünce bu sefer yengeme vurmaya başladı. Yerde olduğum şekilde kalıp abim bize ne yapsa haklıdır dedim. Ve o an bizi öldürmesini istedim. Ben yerden kalkmayınca abim yengemi evire çevire tüm gücüyle orantı kullanmadan dövdü. Sonra baktım ki abim gerçekten yengemi öldürecek gibiydi. Kalkıp abimi engellemeye çalıştım. Gücünden kalan enerjisini benim üzerimde atmasını istedim. Abim öyle şiddetli vuruyordu ki canımın acısını sonra hissediyordum. Nefes nefese kalıp bana vurmayı bırakınca bize küfürler edip nasıl böyle bir şey yaparsınız diye sinirini atmaya devam ediyordu. Yengemle benim ağzımız burnumuz kan içindeydik. Ve abime karşı en ufak bir tepki göstermiyorduk. Zaten gösteremezdik de. Yeminimizi bozup tekrar zina yaptığımız için Allah bizi böyle cezalandırıyordu. Abim kahrından deliye dönmüş gibiydi. Yere oturup, siz bunu bana nasıl yaparsınız? Biriniz karım, diğeriniz kardeşim. Bana bu ihaneti nasıl yaptınız diye bağırmaya devam etti. Abimin bağırışlarına mı yoksa haber mi aldı da yanımıza geldi bilmiyorum ama babam da sinirle ve öfkeyle soluğu yanımızda aldı. Ben yerde yatmış ağzım burnum kan içindeyken babam da hiç düşünmeden beni dövmeye başladı.
Beni biraz dövdükten ve şerefsiz hain, bunu abine nasıl yaparsın dedikten sonra yengeme dönüp, seni evimize kızımız diye aldık, ahlaksız. Böyle oldu, nasıl yaptın diye yengemin yüzüne tükürdü. O anki pişmanlığımı, aileme karşı rezil oluşumu, içimde oluşan utanç duygusunu size anlatamam. Mümkün bile değil. Babam daha fazla konuya komşuya rezil olmadan toparlanın. Evde konuşacağız dedi. Ve arkasını dönüp gitti. Abim de yengemi elinden tutup önüne sürükleyip yanımdan ayrıldılar. Abim bir ara arkasını dönüp bana öyle bir bakış attı ki keşke yer yarılsaydı da o bakışı görmeseydim. Benim eve gitmem ne kadar sürdü bilmiyorum. Onlar yanımdan ayrılınca ben ne yaptım diye düşünmekten zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım. Eve gidesim hiç yoktu. Aileme karşı zaten yeterince rezil ve utanç içinde olmuştum. Şimdi tekrar onların yüzüne nasıl bakarım, ne cevap verirdim bilmiyordum. Fakat el mahkum gitmem gerekiyordu. Ayaklarım geri geri eve doğru gittim. Yolda beni görenler, ne oldu, kim dövdü seni böyle diye soruyorlardı ama hiç kimseye cevap veremiyordum. Kendi kendime, aslında biliyorlar ama boş yere soruyorlar. Bütün köyün sevdiği saydığı ailemizi rezil etmiştim. Kendimi utanç ve adi biri olarak tüm köye seyrettirmiştim. İnsanların ne düşündüğünü o an umursamıyordum tabii ama aileme karşı yaptığım bu utanç beni kahrediyordu. Eve geldiğimde kardeşim kapıyı açtı ve bana seni şerefsiz der gibi baktı. Annem dizlerini dövüyor, ahlar yakıyor. Babam bağırıp küfredip hakaret yağdırıyordu. Ben salona girince annem yüzüme tükürdü. Sen benim oğlum olamazsın dedi. Babam abime seslenip yanımıza gelmesini istedi. Abim odadan çıkar çıkmaz beni gördü. Ve üzerime çullanıp beni tekrar dövmeye başladı. Abime karşı elimi bile kaldıramazdım. Babam ve annem aramıza girip bizi ayırdılar. Abim biraz olsun sakinleşince, sen benim kardeşimdin. Bu hayatta güvendiğim tek kişiydin. Bana bunu nasıl yaptın? Karımla nasıl yattın lan şerefsiz dedi. Bağırmaya devam etti. Ellerim önümde, ne deseler ne yapsalar razıydım. Herkes biraz olsun sakinleşince, babam o kızı da buraya çağırın. Gelsin konuşacağız dedi. Doğal olarak babam bir mahkeme kuracaktı. Ve yengemle ikimiz adına hüküm verecekti. Yengem de ağzı burnu dağılmış vaziyette yanımıza geldi. İkimiz de birbirimize bakamıyorduk. Babam bir süre sessizce düşündükten sonra abime dönüp oğlum normalde töremize göre bu ikisinin cezası ölümdür. Ama senin hapislerde çürümene izin veremem. Kardeşin olacak bu şerefsizi evlatlıktan reddediyorum. Köyden de kovuyorum. Bundan sonra bizden ayrı bir hayat yaşayacak. Ne izini bileceğiz ne sağlığını. Ne dirimize gelecek ne de ölümüze. Dilim varmıyor ama karın olacak bu aşifteyi de babasının evine geri yollayalım. Cezasını kendi babası versin. Öfkeyle karar verip yanlış bir şey yaparsak Allah bizi daha büyük bir cezaya hapseder. Başımıza gelen geldi. Yaptıklarını affedecek bir durumumuz yok ama şiddetle vereceğimiz ceza bize daha fazla zulüm olarak geri döner dedi. Babam ben bildiğimden beri sağduyulu bir adamdı. Ve o sağduyusu yine yanlış şeyler yapmasını engelliyordu. Abim lafa girip, baba nasıl olur? Bunların ikisini de öldürmem lazım. Hapisse hapis, müebbetse müebbet, neyse cezam çekerim. Ama bunları salmamı isteme benden dedi. Annem tabii kadıncağız, herkesten daha çok üzülmüştü. Ve iki tane sevdiği oğlu birbirine düşman olmuştu. Nasıl üzülmesin ki? Bu düşmanlığı kaynağı da evimize sonradan gelen bir kadındı. Benim ellerim önümde, başım eğik vaziyette. Kısık sesle, ne ceza verirseniz razıyım dedim. Abim yine öfkeyle bana karşılık verdi. Konuşma lan şerefsiz dedi. Babam, oğlum öfkende sonuna kadar haklısın. Ama cezalarını vermek bize düşmez. Allah elbette ki bu iki günahkarın cezasını verecektir. Bırak bu cezayı Allah'a havale edelim dedi. Biz babamıza karşı çıkamazdık. Böyle durumda bile abim babama karşı çıkamadı. Peki baba, sen nasıl diyorsan öyle olsun dedi. Sonra da bana dönüp ama bu şerefsiz bugünden itibaren bu evi terk edecek. Bu a**yı da babasının evine geri götüreceğim dedi. Babam yine abime dönüp bu aşifte kadını bırak ben usulünce babasına teslim edeyim. Olayı daha fazla büyütmeden kapatalım dedi. Sonra bana dönüp al can eşya ne varsa al. Köyü ve evi terk et dedi. O an bir şeyler söylemek, af dilemek istiyordum ama bunu nasıl yapabilirdim ki? Yaptığımız şey karşısında aileme edebileceğim tek kelimem bile yoktu. Ailemden kimseyle vedalaşamadan ufak bir çantaya birkaç parça elbise koyup az buz birikmiş paramı yanıma alıp evden ayrıldım.
Tarlaların yanından geçerken kanamış ağzımı yüzümü çeşmelerden birinde yıkadım. Üzerimi değiştirdim. Nasıl yapsam, nereye gitsem diye düşünürken askerde çok yakın olan arkadaşım aklıma geldi. Köyden de ayrılıp kasabaya gittim. Ve orada arkadaşıma telefon açtım. Durum olduğu gibi anlatmadım ama bir süreliğine kalacak bir yere ihtiyacım olduğunu söyledim. Sağ olsun beni davet etti ve onun yanında kalmaya başladım. Yengeme ne oldu bilmiyorum. Ailemden herhangi biriyle konuşma cesaretini kendimde hiç bulamadım. O zamandan beridir hiçbir işim rast gitmez. Şimdi ne haldeler bilmiyorum. Tek süreli ettiğim duam, Allah'ım sen ailemi koru ve abime kendisine yakışır bir eş nasip et olmuştur. Yunus Bey, yıllardır kimseye anlatamadığım ve hayatımın en yüz kızartıcı zamanları bunlardı. Böyle bir şey insan haliyle kimse kimseye anlatamaz. Ama insanların hayatlarıyla alakalı okuduğunuz mektuplar bana cesaret verdi. Ben de size yazmak istedim. Mektubumu yayınlarsanız insanlar bana çok kızacak ve beni hor görüp kızacaklar, farkındayım. Ama insan nefsi öyle değişik bir şey ki o an kendinizi kaptırınca gözünüze perde iniyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu unutuyorsunuz. Mektubun kalan kısmında ne desem ne söylesem. İnsanlara verebileceğim bir tavsiyem var mı bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim şey, sizi yanlış yola sürüklemeye çalışan kişi kim olursa olsun oradan uzaklaşın. Yaptığınız yanlışlara ne kadar yakın olursanız o yanlışlara devam ediyorsunuz. Kimsenin benim düştüğüm duruma düşmesini istemem. Kimse ailesiyle bu hayatta sınanmamalı. Benim gibi ailesini çok seven ve bağımlı olan birine verilebilecek en büyük cezayı verdi babam. Ve yıllardır gurbette ana baba kardeş hasretiyle zamanımı geçiriyorum. Mektubumu burada bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ve Yunus Bey, size de son bir şey söylemek istiyorum. Yaptığınız program benim gibi insanlara çok fazla yardımcı oluyor. Sizi izleyen insanlara büyük dersler veriyor. Size bunun için ayrıca teşekkür ederim. Evet, çok zor bir durum. Zor olan kısmı ailesi için. Kendisi için de zor. Evet, yanlışlar yapmış ama açıkçası bir şey söylemek içimden gelmiyor. Hata insanlar için. Umarım bundan sonraki hayatınızda doğru ve mutlu bir şekilde yaşarsınız. Sizin için tek diyebileceğim bu. Üzüntünüzü, derdinizi anlamaya çalışıyorum. Zaten size verilebilecek en büyük cezayı vermiş aileniz. Ama burada ben en çok abinize üzüldüm. Aldatılan abinize, annenize, babanıza üzüldüm. O kadına ne oldu kim bilir. O kadına üzülmedim. Zaten o kadın olayları çevirmiş. Keşke en başında köyü terk edecek duruma geldim dediğinizde köyü terk etseydiniz. Akrabamızın karısına ya da başkalarının karısına göz dikmekten Rabbim bizleri korusun. Önce insan kendi nefsini toplamalı. Eğer siz kendi nefsinizi toplarsanız zaten dışarıda gözünüz olmaz. Önce kendi nefsimizi terbiye etmeyi öğrenmeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek ne mutlu bizlere. Bunun için de Rabbime dua etmeliyiz. Rabbim kendi nefsimi terbiye et. Yanlış yollara saptırtma. Doğruluk ve dürüstlük üzerine yaşamamı nasip et diye Allah'ıma, Rabbime dualar etmeliyiz. Dualar ederek doğru bir şekilde yaşamaya çalışmalıyız. Evet, ev üzerine ev olmuyor. Bu hikayede de gördük. Ve böyle bir şey sezinlediğinizde hemen oradan uzaklaşmanız lazım. Kendisi uzaklaşmış, uzaklaştırılmış ama çok geç olmuş. Zor. Gerçekten zor. Ve şöyle bir şey de var. Kadın zaten sorumlu bir kişilikmiş. Kadının altından çıkmış olaylar. İkisinde de suç var ama kadında olay bitmiş. Kadında farklı sorunlar varmış. Bu tehditler, bu şantajlar kadının sorumlu olduğunu gösterir. Bazı eşlerde de şöyle bir şey var. Eşini ailesinden uzaklaştırmak için bazı iftiralar atabiliyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu diyerek. İki ucu değnek. Düşünsenize böyle bir şey yaşamayabilirsiniz. Kardeşim bana böyle bir şey yaptı demesi bile, bu şüphe bile insanı kim bilir nerelere götürür. Bu iftirayı atan insanlar da var. Bu işi yapıp iftira atan insanlar haricinde bu işi yapmayıp iftira atan insanlar da var. Ne yapıyor? Eşini ailesinden uzaklaştırıyor. Soyutluyor. Diyor senin abin bana böyle yaptı. Senin karın bana böyle yaptı. Kız kardeşin bana böyle yaptı diyerek aile içi düşmanlık sağlıyor. Ve eşini gitgide o evin içerisine hapsediyor. Ve bunda genellikle narşist kişilik bozuklukları yapıyor. Buradaki hikayedeki narşist değil ama daha farklı bir durum. Buradaki şeytanlaşmış bir kadın, şeytanlaşmış bir erkek. Ben size iftira olayı için farklı bir örnek vermek istedim. Dikkatli olmamız açısından. Rabbim sizleri, bizleri kötü insanların şerrinden, şeytanların şerrinden ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun.
Benim en güzel yapabileceğim dua bu. İnşallah bu hikaye birilerine ibret olur. Birisinin keşke yapmasaydım demesine engel oluruz. Eğer videolarımızı da seviyorsanız lütfen WhatsApp gruplarında, sosyal medya hesaplarınızda, işlerinizde, dostlarınızla paylaşın. Destekleriniz için teşekkürler. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.